Merhabalar, For Honor Duello serisinin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde Kyoshin oynayacağım ama gerçekçi Kyoshin olacak. Karşımdaysa Shaolin var. Bakalım nasıl oynayacak Shaolin. Şöyle bir şey denedim. Guard break atma ya. Bu karakterin guard break'i de belli olmuyor ki kardeş. Güzel. Fena değil. Öldü mü? Ölmedi hala. Yahu. Öleceğim galiba. Güzel. Öldürdüm. Fena değil. Yani biraz spam yapmak durumundasınız bu tarz gerçekçi modlarda. Kazanmak istiyorsanız yani. Rakibin her hamlesini karşılayamazsınız sonuçta görmeden, etmeden. O yüzden arada spam yapabilirim ama önemli olmayacaktır diye düşünüyorum. Güzel. Gemledi beni. Fena değil. Zon denedim burada. Aa, nasıl ya? Yetişmedi. Güzel. Buradan şöyle bir şey deneyeceğim. Vurdum. Yemedi. Yukarıdan yapacak. Hissederim, hissederim. Böyle var ya, hissederim. Adamın ruhunu okuyoruz. Yani biliyordum. Nam nam nam. Güzeldi. Bugün de hissettik be. Fena değil. Şimdi daha iyi oynamam lazım ama. Güzel. Vuracağım bunu. Fena değil. Enerjim bitti ya. Öleceğim burada ya. Kötü oynadım baya. Güzel. Vuracağım bunu. Enerjimi takip etsem süper olurdu. Neyse. Arada oluyor böyle şeyler be. Yapacak bir şey yok. Fena değildi. Daha dikkatli oynamam gerekiyor. Enerjimi çok kaybettim bu roundda. İki kere enerji kaybettim. Olmaz öyle. Arada durup nefes almak lazım. Biraz fazla saldırı yaptım. Nasıl yapabiliriz? Nasıl oynayabiliriz? Gemedi onu. İptal ettim. İptal ettim. Güzel. Bunu yapmayacak. Vuracağım bunu. Güzel. İptal ettim. İlla gideceğiz yani 5. raunda Shaolin. Sıkıntı olacak biraz. Vallahi bilmiyorum. Uğraşacağız da. Kazanmaya oynamıyoruz zaten de. 5. raunda geldik ya, hemen kazanmaya oynamıyoruz. Yok cidden öyle. 5. 5. Bloklanamaz, iptal, guard break, ağır saldırı, hafif saldırı. Güzel. Tamam. İptal ettim. Enerjimi bekleyeceğim burada biraz. Yoruldum çünkü. Güzel, güzel. Nefis, leziz. İkinci maçtayız. Karşımda bu sefer Yorm olacak. Biri gidiyor, biri geliyor. Yorm'a karşı oynamak daha zor olabilir bu arada. Yani Shaolin de zor da. Yorm'un kandırmaları birazcık daha sinir bozucu. İptal ettim. Güzel. Yemedi. Bunları dikkat etmem lazım. Tamam. İptal ettim. Yemeyecek anlaşılan bunları ya. Birazcık daha dikkatli oynamam gerekebilir sanırsam. Halledeceğiz, halledeceğiz. Umarım. Ne yapabiliriz? Hafif saldırı yemediğini öğrenmiş olduk en azından. Ya, çok hafif saldırı atmam ben de. Güzel.
Yemedi. O neydi lan? Niye Galbreak attı ki orada bu? Anlamadım. Talgard Break denedim. Yemedi. Güzel. Tam ağır saldırı yaparken beni blokladı ya. Nasıl bir refleksim var birader? Güzel. Vuracağım bunu. Gelmedi. Nasıl bir oynayış ya? Güzel. Kazandım, kazanmasına da tuhaf oynuyor. Neyse, bana ne ya? Beni ilgilendirmiyor, öyle değil mi? Ama dikkatli oynamalıyım. Yani kaybedebiliriz bu maçı. Öyle bir hissiyat var içimde. Yani çok kazanabileceğim bir rakipmiş gibi gelmiyor ama hata yaparsa kazanırım. En azından öyle düşünüyorum. Güzel. Burada rüzgar duruşunu iyi bir zamanlamayla yaptım. Onu periledim ben ama ya. Dikkatliyim. Yemedi. Oğlum bundan sonra vuracaksın lan. Güzel. Katliyim. Duvara. Hadi enerjisi bitti. Süper. Enerjisi bittiğini şey yalpalamasından anladım. Tuhaf oynuyor. İyi oynuyor ama tuhaf oynuyor. Hani cezalandırmaları yapsa kazanmıştı orada mesela belki. Bilmiyorum. Ya da çok az canım kalmıştı. Tuhaf bir oyuncu. Yemeyeceğim. Artık zon yemeyecek galiba. Vuracağım bunu. Dikkatli olmalıyım. Yemedi ağır saldırı. Oğlum. Güzel. Ha, yanlış tuşa bastım. Gelmedi be. Ben kesin yer diye düşünmüştüm ama. Ya. Çok iyi. Neyse. Üçüncü maçtayız. Karşımda Sohe olacak. Yani benim için en büyük düşmanlardan birisi şu an. Çünkü guard break geçişi var ve guard breaklerini tahmin etmesi biraz zor olabiliyor. Güzel peri. Arkadaş bu perileyenler niye devamını getirmiyorlar ya? Anlamadım gitti. Alt tarafa bir tane hafif saldırı falan atacağınız yani. İlginç. Fena değildi. Vuracağım bunu. Yemedi devamını. Güzel. Ben de yememeye çalışıyorum ama. Güzel. Onu yemedim. Vuracağım. Abi saldırı yemiyor şu an. Güzel. Fena değildi. Fena değildi. O light perisi fena değildi bu arada. Güzel yaptı yani. Dikkatli olmalıyım. Karşı hamle bekliyor benden sürekli ya, onu fark ettim. Zon saldırılarını iptal ediyor. Guard break'e geçiş de yapmıyor. Benim ona hafif saldırıyla karşılık vermemi bekliyor. İlginç. Gel bakalım. Tal guard break deneyeceğim. Hızlı bir şekilde yaptım bunu. Güzel vurdum. 5 ile devam ettik. Fena değil şu an. Son anda var ya az kalsın guard break'i yiyordum yani. Onu yemeyeceğiz birader. Bak gördünüz mü? Karşı hamle bekliyor benden. Oha be.
Ne kadar canın kaldı acaba? Sonunda yani. Rüzgar duruşlarını fena kullanmadım bence. Ama bir daha yemez yani. Bloklanamaz saldırıyor özellikle. Yani iptal guard break falan denemem lazım diye düşünüyorum. Bir round almak bile iyiydi bence Sohe'ye karşı. Çünkü yani beni alabilecek çok hamlesi var ya. Guard breakleri kolay kolay yakalayabilir yani. Ama yapmıyor. Beni bekliyor orada. Karşı hamle yapmamı bekliyor. Tamam. Yemeyeceğim. Vuracağım bunu da. Güzel. Vuracak burada. Ha, vurmadı. Gördünüz mü? Orada ağır saldırı yapmaya kalktı ama ben ağır saldırı yaptım. Hafif saldırı yapmadım. Ah, yakaladı sonunda. Guard break yaptı ilk defa ve yakaladı. Güzeldi. Dikkatli olmamız lazım demiştim ya. Sohe şu an karşılaşabileceğim en kötü rakiplerden birisi. Başka kim olabilir? Zanho olabilir mesela. Bloklanamazı çok fazla. Guard break geçişi olan Varangian özellikle tam bir baş belası olur benim için. Ya güzel. Yine aynısını yaptı. Demin ki şans eseri değilmiş demek ki. Güzel. Ha, guard break'e yakalandım be. Ama devamını getirmiyor enteresan bir şekilde. Zone yapıyor sadece. Bütün guard break'leri de ye zaten ya. Yemedi. Yese kazanmıştım bence. Güzel, güzel. Fena değildi. Yani Sohe'ye şey yaparak kazanamayacağımı biliyordum zaten. Gerçekçi de. Ama güzel oynadı. Dördüncü maçtayız. Karşımda yine bir Shaolin var. Arkadaş. Niye karşısında oynaması zor karakterler veriyorsun ya? Orochi falan vereydin. Onlar güzel yeme geliyorlar. Kendilerini müthiş samuray zannettiklerinden. Tamam. İptal ettim. Yemedi bunu. Güzel. Aa, öldü lan. Hiç beklemiyordum. Bayağı vurmuşum ben o zaman. Ne bileyim, ben herhalde yarı canını falan aldım diyordum. Öldü. Güzel. Ne ara vurdum o kadar ya? Hiç bilmiyorum o sırada ne hangi oyunu izliyordum. Ne yapalım? Güzel. Fena değil. Yemedim. Ha, güzel perledi onu yukarıdan. Ha, hafif saldırı yaptı, ben ağır bekliyordum. Bütün hepsini yiyorsun be birader. Tamam. Ha, güzel. Yok oldu. Kolay bir rakibe denk geldik anlaşılan ya. Daha bir reputation bile değilmiş Shaolin'le. Yani şaşırmadım. Çünkü çok hani oynayabildiğini sanmıyorum. Beni bağlamaz. Oynasaydı. Gel bakalım. Güzel. Orada vurabilirdim ama risk almaya gerek yok. Bunları perilemen lazım be birader. Tamam. Yandan. Ha, tekmeye geçti. Beklemediğim bir hamle. Rüzgar duruşlarının hepsini yedin ya. Çok kolay oldu bu da ya. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Bayağı kolay oldu çünkü. Günün son maçındayız. Karşımda Conqueror olacak bu sefer. Bakalım nasıl oynayacak. Güzel. Şöyle bir devam. Yemedi. Katlı oynarsam hallederim herhalde ya. Bilmiyorum. Conqueror halledemeyi edebilirim gerçi ama. Güzel peri. Vurur bunu.
5. Güzel. Öldü galiba. Ha, öldü. Niye ölmedin be? Güzel. Bir canı kaldı galiba orada ya. Yani ben ölür diye hesaplamıştım. O yüzden ikinci ağır saldırıyı da saldım öylesine. Enerjimi de bilmiyorum tabii biteceğini. Ama ölmedi. Hesaplamalarım tutmadı. Ölüyordum az kalsın yani. Benim de çok az canım kaldı orada. Maksimum hasar yedik çünkü. Neyse. Daha dikkatli olalım bir dahakine. Şöyle bir başladım. Tal guard break. Onu vurabilirdim ya saldırıya. Vuracağım. Yemedi. Güzel, vuracağım bunu. Yanlış tercih. Orada bloklanamaza geçiş yapması lazımdı. Enerjim olmadığı için vurmayacak bunları. Yemedi. Bunları periliyor. Onu anlamış olduk. Tal guard break. Ha, öldü. Fena değil. Fena değil. Güzeldi. Kellesini aldım bir round daha. İyi gidiyorum şu an ya. Yani Conqueror okuması biraz zor aslına bakarsanız ama yemlemelerle hallediyoruz bir şekilde. Şu an tamamen yemlemelerle oynuyorum bu arada. Fazla ama şey yapmamam lazım. Rüzgar duruşundan hafif geçiş yapmamam lazım. Periledi çünkü. İki sefer. Yine perileyebilir yani. Deep yaptım. Güzel. Vuracağım bunu. Hafif saldırı yapmamalıyım. Güzel. Yakalayacağım. 5. Ay, yemedi. Vurur bunu. Guard break geçişi dedim. Güzel, öldü galiba. Yine ölmedi ya. Ne kadar canı kaldı acaba? Tek vuruşluk canı kalmış. Fena değildi. Fena değildi. Kyoshin'le yani gerçekçi daha kolay. Çünkü peri derdiniz olmuyor çok fazla. Rüzgar duruşunu iyi kullanırsanız. Güzeldi.